Gobeller merhabalar. Şimdi eşkenar üçgenin 3 numaralı konu testini gömeceğiz bu videomuzda dostlar. Hemen testi koyuyorum. Teste koyuyorum ve odaklanmasını şöyle bir ayarlayalım. Evet, gayet güzel şu anda her şey. Hadi vira bismillah diyelim ve başlayalım arkadaşlarım. Birinci sorumuz diyor ki ABC eşkenar üçgen. Peki aga, madem ki ABC eşkenar üçgen 60'ları yapıştırırız biz de. Hatta şu köşeye bir 60 derece diyelim. Burası 60 derece. Bakın şurada eşitlikler var. Hemen bunları da aynı harfi yazalım mı? A diyelim. A diyelim. Ve şu üçgenin iç açılarını topladığınızda Bursa, Denizli, Ceyhan. Neler var iç açılarında? Bakın 90 var, 60 var bir kere. 150 var. A ile de A var. Şimdi 180 olacak. Demek ki A ile A'ya 30 kaldı. 2A 30 ise A'ya da 15 kaldı. Burası 15 derece. Ve bakın bu ne çıktı aslında? 15, 90, 75 üçgeniymiş şu üçgen. Bize de kesin bu üçgenle ilgili bir şey soruyor. Neyi soruyor? BDE alanını soruyormuş bu üçgenin. 15, 75'in özelliği neydi? H'a 4H. Hipotenüse indirdiğim yani 8'e indirdiğim yükseklik hipotenüsün 4'te 1'i, o halde yükseklik 2. Alan neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 2'ler giderse sorunun cevabı Bursa'dan çıktı. Evet, ikinci soruyu okuyalım hemen. Diyor ki ABC eşkenar üçgen, 2 var, 5 var, DE 5. Ha, bu ikizkenar üçgende öğrendiğimiz bir özellik. Sonuçta eşkenar üçgen de bir ikizkenar üçgen sayılır. İki kenara eşittir. Neydi kural? Dışarıdan çizilen şu iki eşit kenara çizilen şu iki yüksekliğin yani 5 ile 2'nin farkı benim bir yüksekliğime eşitti. Demek ki şuradan çizdiğim yükseklik 5 ile 2'nin farkı yani 3 olacak kardeşim. E burası 60 derece, burası 30 derece eşkenar üçgenden. 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı köküçtür. 90'ın karşısı da 2 katı yani 2 köküçtür. Cevap bu Ceyhan'dan geldi. Üçüncü sorudayım dostum. Artık bundan da bir önceki videoda da yaptık arkadaşlarım. Alışmış olmamız lazım. Paralel varsa eşkenar üçgen içinde ben de paraleli uzatıyorum. Hemen şuradan uzattım paralelimi. Şimdi 60'sa yöndeşlikten bu da 60. Şurası 30. 60'ın karşısı 2 kök 3. 30'un karşısı 2. 90'ın karşısı 4. Bakın şurası 4 çıktı. Şimdi burası 60'sa yöndeşlikten bu da 60. E bu zaten eşkenardan dolayı 60. Yani şunu gördüm. Şu üçgende bir eşkenar üçgen. Zaten eşkenar üçgen içinden çizildiği zaman bir paralel orada oluşan küçük üçgen de mecbur eşkenar olur. İşte onu da ispatını yaptık yöndeşlikten. Demek ki burası da ne olacak? 8 olacak arkadaşım. Çünkü burası 8 ise o kenarda 8 oldu. Evet, dördüncü sorudayız. Okuyalım hemen. ABC eşkenar üçgen. 60'ları bir yazalım. Şurası 60, burası 60, burası 60, şurası 30, burası 30, şurası 120, buraya da kaldı 30. Başka DE ile DF'nin toplamı da 18 köküç. Buna göre AC nedir diye soruyor. Şimdi şöyle yapalım. 30'un karşısına 1K diyelim. 90'ın karşısı 2K olsun. 60'ın karşısı K kök 3. Başka nereye görelim başka? 60 60 şurayı gördük. Şuradaki 30 60 90'ı görsek olur mu diye soruyor Can kendime. Niye olmasın? Olur tabii ki. Şöyle yapalım. 30 30 120 var ya burada da. Şuraya da biz mesela ne diyelim? 2A diyelim. Buna da 2A diyelim. Burası da 2A köküç olsun. Bunu da söylemiş olalım. Sonra şurada bakın. Niye 2A dediysem A diyeyim ya. A diyeyim daha güzel olsun arkadaşlar. A köküç olsun burası. 120, 30, 30 üçgenini yaptım. Şimdi şunu da görelim. Şu üçgende bir 30, 60, 90 üçgeni çıktı. 60'ın karşısı K köküçlen A köküçün toplamı. O zaman 30'un karşısı K ile A'nın toplamı olacak ki köküç katı burası olsun. Bunu da söyledik. Ve bakın şurada bir kenar uzunluğumuz ne çıktı arkadaşlarım? Eşkenar üçgenin 2K artı A. O zaman şurası da 2K artı A gelecek. Onu da yazıyorum. 2K artı A da burası. Şimdi bize ne vermişti? DE yani K köküç ile DF yani K köküç artı A köküçün toplamı. K köküç artı A köküçün toplamı
18 köküçmüş. Hemen köküçe bölelim bunların her birini. 2K kaldı, bir de A kaldı. Bu da 18'miş. E zaten bize de bakın 2K ile A'nın toplamı 18'i soruyormuş. Evet, 5. sorudayız dostlar. ABC eşkenar üçgen. Hemen 60'ları yazıyorum. 60, 60. Şurada bakın bir 30, 60, 90 çıktı. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3. Eşkenarın bir kenarı 10. O zaman burası 7. 90'ın karşısı 7 ise 30'un karşısı 7'nin yarısı. 7 bölü 2. E bir kenar 10 birimdi. Demek ki 10'dan 7 bölü 2'yi çıkartacağım. 20. 7 çıkarsa 13 bölü 2'ymiş benim sorumun cevabı. Evet, 6. sorudayız arkadaşlarım. 2 tane 120 gördüm orada. Hadi şunları bir uzatalım. Üçgeni tamamlayalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi burası 60, burası 60. Demek ki buraya da mecbur 60 kaldı. Eşkenar çıktı. 2, 2. X'i soruyor. Kosinüs teoremi yapacağım dostlarım. Şu büyük üçgende. Açının karşısında x var. X'in karesi eşittir. Bir 5'in karesi bir de 3'ün karesini alacağım. Yani 25 artı 9 eksi diyeceğim. 2 çarpı 5 çarpı 3 çarpı kosinüs 60. O da 1 bölü 2. İkiler gitti. 15, 25'ten 15 çıkarsa 10, 9 daha 19, kök 19 geldi x. 7. sorudayız. ABC dik üçgen. ABC dik üçgen. FBE eşkenar üçgen. O zaman bir 60'larımızı yazalım yine. Şuraya 60. Hatta bakın şurada bir 30 çıktı. Tersi de 30. Şurası 60. Şurası da 60. Şuraya da 30 kaldı. 60, 90. Şuraya da 30 kaldı değil mi arkadaşlar? Şöyle oldu. AC'yi 12 kök 3 vermiş. Şimdi şu 12 kök 3 buradaki 60'ın karşısı 12 kök 3. Demek ki 30'un karşısı 12. Şuraya da 12 yazalım. Sonra şuraya gelelim. 30'un karşısına K diyelim. 90'ın karşısı 2K. O zaman bu da 2K. Ve bakın şurası toplamda 4K geldi. 4K eşkenar üçgenimin bir kenarı FBE'nin. E hocam 12 ile K'nın toplamı da eşkenar üçgenin bir kenarı. O zaman birbirine eşitler. Yani 3K 12. K'yı 4 buldum. K 4 ise şuraya 4'ü yazalım. Buralarda 8 olsun. Şurası da 8. Nereyi soruyordu bize ya? AD. AD neresi? Şurası. Heh. Şimdi bakın şurada 30, 30. Gördünüz mü ikizkenarı kardeşim? Demek ki bu 30'un karşısı 8, bu 30'un karşısı da 8. Şuraya gelelim. Şu üçgene. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı da 4 kök 3. Zaten 4 kök 3'ü soruyor Bursa. Evet, 8. soru. Bakın yine eşkenar üçgenin içinde paraleller görüyoruz. Artık ne yapacağımızı biliyoruz. Şurayı bir uzatalım şöyle. Şunu da uzatalım şöyle. Böyle çizdik. Şimdi şurası 60 dereceydi. Şuranın yöndeşliğinden. 60'ın karşısı 2 kök 3, 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4. Burası 4 ise burası da 4. Burası 3 ise burası da 3. Bildiğimiz her şeyi yazalım. Şimdi şuradan da bir diklik çizelim. Bir de nereyi vermiş? AC'yi 12 vermiş. 4 ise burası 8 olur. Yani eşkenar üçgenimin bir kenarının biz 12 olduğunu biliyoruz. O da bir dursun kenarda. Lazım olur illaki bize. Başka? Şuradan da dik indirmiştim. 2 kök 3 de burası geldi kardeşim. Şimdi yine burada 60 var, 30 var. 60'ın karşısı 2 kök 3, 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4 geldi. Tabii ki bir kenar 12 idi. Şurada ne var? 3 var, 2 var, 2 var. 7'si burada. Şuraya 5 kaldı. O zaman burası da 5. Ve bakın şuradaki ikizkenar eşkenar üçgende 5, 5, 5'ten x de 5 geldi. Evet. X 8'i gömdük. Şimdi 9 numaradayız. Hemen gömelim bunu da. ABC eşkenar üçgen. 60'ları bir yazalım şöyle. 60, 60, 60 diyelim. DF'yi neresi orası? Şu uzunluğu 12 kök 3 vermiş. Şuraya biz o zaman bir 30'umuzu yazalım. 30'umuzu yazalım. 30'umuzu yazalım. 60'ın karşısı 12 kök 3 ise 30'un karşısı 12'dir. 90'ın karşısı da 24'tür. Şuraya da 24 diyeceğiz. Şimdi yine şuraya ben bir K dersem 30'un karşısı K, 90'ın karşısı 2K. O halde burası da 2K'dır dedim. Ve bakın eşkenar üçgenimin bir kenar uzunluğu hem 4K çıktı hem de şuradan 12 artı K çıktı. Tıpkı az önceki soru gibi.
Buradan 3K12, K eşittir 4 geldi. Yani şuraya artık 4 yazalım. Buralara da 8, 8 yazalım dostlar. Şimdi burada da bir 30, 30, 8 ise burası da 8. 24 neresiydi? Ha, burası 24'tü. 8'i çıkarttım. Şuraya 16 mı kaldı? Neyi soruyor? Alan A, B, C. Eşkenar üçgenimizin alanını soruyor dostum. Birkaç farklı yolu var. Biz hangisini yapalım? Formülden yapalım. A kare kök 3 bölü 4'tür. Eşkenar üçgenin alanı yani 16'nın karesi çarpı kök 3 bölü 4 olacak. Şu 16'nın karesi demek 16 çarpı 16 demek. Kök 3 bölü 4. Şu 4 ile şunu sadeleştirelim. Bakın ne kaldı? 16 çarpı 4 çarpı kök 3. Yani 64 kök 3 kaldı. Denizli'den geldi cevap. Evet, 10. soru. Eşkenar üçgen ve kare var. Madem ki kare 90'larını bir yazalım. Madem ki eşkenar üçgen 60'larını bir yazalım. 30'ları yazalım şuraya. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4, 60'ın karşısına ne diyeceğiz o halde? 2 kök 3 diyeceğiz. Tabii ki karenin bir kenarı 2 kök 3 ise her birine 2 kök 3'ü yazalım şöyle. Burada da 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4. Şurada bakın 90 var, 30 var, şurası 60. Yine aynı sebepten burası da 60. Demek ki yukarıda da küçük bir eşkenar üçgen çıktı. Bunlar da 2 kök 3 geldi. DEFG karesinin basitmiş zaten. Biz çok uzatmışız. Karenin çevresi 4 tane 2 kök 3 yani 8 kök 3'ü soruyor. Geldik 11 numaraya. Evet, şimdi eşkenar üçgen demiş mi? Demiş. Şurası 60. O halde bunlar 30-30 değil mi kardeşim? İki iç açının toplamı bir dış açıya eşitten. Burası da 2. E şurası da 30. E hocam burası 60'tı. Demek ki 30-60-90. Burası 2'ymiş. Onu da vermiş. Şunlara eşitmiş. 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4. Bakın eşkenar üçgenin bir kenarı 6 çıktı. O zaman x de 6'dır dedim. İşaretledim, geçtim. 12'ye geldik. ABC eşkenar üçgen ve bir kenarı 12 ise burası da 6, 6, burası 12, buralar 30, 30, 60 diye parçalandı. HK AK'nın iki katıymış arkadaşım. Şunu da görelim. Şimdi 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 kök 3. Şurası toplamda 6 kök 3. Diyor ki AK'ya K dersen HK iki katı olacak. Yani 3K'yı 6 kök 3 diye vermiş bize. Demek ki K 2 kök 3, 2K yani şurası 4 kök 3. Hemen şuradan da Pisagor çakalım. X kare eşittir diyelim. Bir 6'nın karesi 36, bir de 4 kök 3'ün karesi 48 diyelim arkadaşlarım. Buradan ne yapıyor? 78, 84. O da 2 kök 21 diye dışarıya çıktı. Evet, 13. sorumuz. ABC yine bir eşkenar üçgen demiş. Hemen şu 60'larını bir yazalım şöyle. 30'larımızı bir yazalım arkadaşlarım şöyle. 30'un karşısına K diyelim. 90'ın karşısı 2K. 60'ın karşısı K kök 3. Bizden de ABC üçgenin çevresiyle DEF'nin çevresini istiyor dostum. Yine şurada da 30'un karşısı K. 90'ın karşısı 2K. 60'ın karşısı K kök 3. Yine 30'un karşısı K. 90'ın karşısı 2K. 60'ın karşısı K kök 3'ü yazdıktan sonra çevrelerde çıktı zaten. ABC'nin çevresi bakın 3K, 3K, 3K yani 9K geldi. Bölü içerideki üçgenin çevresi de 3 tane K kök 3 geldi. K'ları sildim. 3'e de böldüm. 3 bölü kök 3. O da ne yapar? 3 kök 3 bölü 3'ten kök 3 yapar. Cevap Denizli'den geldi. Geldik 14'e. ABC eşkenar üçgenmiş. Hemen 60'ımı, 60'ımı, 60'ımı yazdım. Şuraya 30 dedim. Bu 30'un şuradaki tersi de 30. Şimdi bu 30'la şu açının toplamı, iki iç açının toplamı, bir dış açıya eşit muhabbetinden bununla bunun toplamı 60 olacak. Demek ki burası da 30. Başka da bir şey şu anda görmedik. Neyse. DF'yi 9 vermiş. DF'yi görelim. Şurasının toplamı 9. Yani neyi biliyoruz biz? 60'ın karşısı 9. O zaman 30'un karşısı 3 kök 3. 90'ın karşısı da bunun 2 katı 6 kök 3. Bunu da yazalım. Sonra şunu da konuşalım arkadaşlarım. Konuşalım mı? Konuşalım. Niye konuşmayalım? Neyse 9 AE eşittir. Ha, AE EC'ye eşitmiş. Onu da görelim. AE EC'ye eşitmiş. Tamam. Şunlar eşit. Hatta burası da 30-30'dan eşit geldi. Şimdi daha kolay oldu. 30'un karşısı K ise 90'ın karşısı 2K.
Şu da demek ki artık 2K, bu da 2K'ymış. Bunu da yazdım. Ve biz toplam 4K'yı neye eşit diyebiliyoruz arkadaşlarım? 4K eşkenar üçgenin bir kenarı olduğu için 3 kök 3 artı K'ya eşit. Buradan 3K eşittir 3 kök 3, K eşittir kök 3'ü yapıştırdım. Demek ki artık şurası 2 kök 3, burası da 2 kök 3, burası da 2 kök 3 geldi. Bize de x'i soruyor. Kosinüs teoremi yapacağım dostum x'i bulabilmek için. Şu aradaki açının 120 olmasından faydalanacağım. Şimdi şurası 2 kök 3. 2 kök 3 unutmayın. Burası da toplamda 4 kök 3. Bunu da unutmayalım. Şurası da x zaten. X. Şimdi şurası da 120 derece değil mi? Onu da söyleyelim. Hadi yapalım şimdi kosinüs teoremimizi. Neydi? 2 kök 3'tü burası. Yazayım onu. 2 kök 3. Burası da 4 kök 3'tü. X kare eşittir. Şimdi bir 2 kök 3'ün karesi 12 artı 4 kök 3'ün karesi 48 eksi 2 çarpı 2 kök 3 çarpı 4 kök 3 çarpı kosinüs 120. O da eksi 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'yi yazdım. Eksiyi de buraya verdim dostum. Bu hale getirdik. Şimdi toparlayalım. Şurası 60 yaptı. Bu kısım 60. Şuraya bakalım. Birer tane 2 silelim buradan. 4 ile 2'nin çarpımı 8. Şunlar da 3 yapar. 8 kere 3 de 24 yapar. 84 geldi x kare. Demek ki x eşittir kök 84. O da 4 çarpı 21'den 2 kök 21. Evet, 15. sorudayız. ABC eşkenar üçgen demiş. ABC madem ki eşkenar hemen 60 60'ı döşedik. Şu eşkenar üçgendeki kenarortay aynı zamanda yükseklikte, aynı zamanda açıortayda 30'ları da yazalım. 90'ın karşısı 12 kök 3 ise 30'un karşısı yarısıdır. 6 kök 3. 60'ın karşısı kök 3 katıdır. 6 kök 3'ün kök 3 katı 18 yapar. Bunu da yazdık. Şurası yine 30 derece, şurası yine 60 derece. Bakın 60'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı da 6'dır. Cevap Denizli'den geldi. Haydi bakalım son sorumuzdayız gobeller. ABC ve AHD eşkenar üçgenmiş. O halde şuraya 60'larımızı bir yerleştirelim. Şu yükseklik aynı zamanda açıortay 30-30'umuzu yazalım. Bu da eşkenar üçgenmiş. Demek ki burası da 30, burası 60, burası 60 diyelim. Şuraya 30'umuzu yazalım. Şimdi 90'ın karşısı 48 ise 30'un karşısı 24, burası da 24. Bunu söyledik. Şu eşkenar üçgense açıortay kesinlikle yükseklik de olacak. Onu da yazalım. Kenarortay da olacak. Onu da söyleyelim. 90'ın karşısı 24 ise 30'un karşısı 12, 60'ın karşısı da 12 kök 3 olacak. Burası 12 kök 3 ise demek ki burası da 12 kök 3. Hatta burada 90'ın karşısı 12 kök 3 ise 30'un karşısı yarısıdır. 6 kök 3, 60'ın karşısı da kök 3 katıdır. Yani 18'dir. Sorumuzun cevabı Edirne'den gelmiştir. Evet arkadaşlar, bunları da gömdük. Bir sonraki videoda yeni konumuza geçeceğiz. 7. bölümümüze geçeceğiz. Üçgende açıortaya geçecekmişiz. Hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.